Uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhaba. Yaklaşık 1,5-2 sene oldu sanırım bu süreçte. Gördüm ki hala bugün bile yorumlar gelmeye devam ediyor. Neden yeni video yok diye. Hepinize ilginiz için çok teşekkür ederim. Videolara geri dönmeye karar verdim ve ilk video bir alışveriş videosu olsun istedim. Umarım beğenirsiniz. Eğer böyle videoları seviyorsanız yorum kısmına belirtirseniz eğer daha fazla çekmeye çalışırım sizin için. Bundan sonrasında eğer devam edersek aynı şekilde biraz siz yönlendirin istiyorum. Neleri seviyorsunuz? Nasıl videolar izlemek istiyorsunuz benden? Yakın zamanda bir lip balmlarım çekeceğim yine. Güncel bir lip balmlarım videosu. Emin olun bu sefer sadece birkaç tane var. Çok olay olmuştu bir önceki. Desteğiniz için tekrar hepinize çok teşekkür ederim. İsterseniz hemen hızlıca başlayalım. Benim çenem çok düşüyor çünkü biliyorsunuz. Hemen şurada ne varmış? Naneli yeşil çay. Ben bunu çok seviyorum. Günde bir kere içmeye çalışıyorum. Normal yeşil çayın tadı bana deterjan gibi geliyor ama buna katlanabildiğim için genelde bunu tercih ediyorum. Şöyle kenara koyduk. Bu arada bunların fiyatlarını yazmayacağım. Yani hani fiyat konusunda çok umurunuzda olduğunu düşünmüyorum doğruyu söylemek gerekirse. Kühne'nin taneli hardalı var. Salatalar vesaire için keyifli olur diye aldım. Bugün bir salata yapmayı düşünüyorum. Hero Baby'nin çilekli yoğurdu. Senin bebek yoğurduyla ne işin var diyeceksiniz ama çok seviyorum çilekli yoğurtlarını. Bu tatlı krizinde biraz bastırmaya yardımcı olur diye böyle bir tane aldım. Yiyeceğim kendisini bu ara. Hazır çorbalar var. Bunları asla tasvip etmesem de maalesef ofiste hani çok pratik oluyor. Ofiste yemek pişirme gibi bir durumumuz da çok olmadığı için. Şöyle birkaç çeşit aldım. Dursun. Hani hızlıca tüketilir diye. Tereyağlı popcorn. Mikrodalgada patlatılanlardan bu. İçinde 3 tane varmış. Arada böyle keyifli olabilir diye bir paket de bundan aldım. Bir dakika sırayı karıştırmayalım. Aşırı heyecan ve sıra karıştırmak. Tahsilleroğlu'nun kahvaltılık lor peyniri. Ben bunu çok seviyorum. Çok lezzetli. Bunun üstüne, bunu ekmeğe sürüp ya da etmeye falan sürüp üstüne işte domates olur, ne bileyim baharat olur ya da işte tatlı istiyorsanız reçel vesaire olur. Müthiş oluyor. Hani hem tereyağı vesaire tüketmeyip özellikle mesela diyet tercih edenler. Hani light beyaz peynir olayına ben çok inanmıyorum. Ama hani böyle bir şey bence sizin için de çok keyifli olabilir eğer seviyorsanız. Şurada ramenler var. Normalde Türkiye'de bu çok yaygın değil ama bence en güzeli bu kung fu ramen gerçekten. Şu içinde görmüş olduğunuz sebzeler yok aslında. Hani sadece noodle'ın kendisi var. Ve hani böyle baharat gibi küçük küçük parçacıkları var bu sebzelerin. Ama gerçekten çok lezzetli. Biraz da acı bu arada. Aslında ramenin ne olduğunu tam olarak ifade edemeyebilirim. Hani yanlış bilgi vermek istemem ama bana göre benim tabirim şudur ki çorba noodle. Çünkü suyunu da içiyorsunuz noodle'ını yedikten sonra veya yerken. Ve ben çok beğeniyorum gerçekten. Haftada bir kere vesaire yemeye çalışıyorum. Bundan da iki tane aldım dursun diye. Şurada sebzeler var. İşte kuzu kulağı, tere, limon, salatalık. Ne var şurada? Domates ve o kadar artık unutmuşum ki kamerayla böyle çekim yaparken bir yandan elimi kullanıp konuşmayı biraz zorluyor. Kusura bakmayın. Şurada iki tane avokado var. Burada Dardanel'in somonu var. Zeytinyağlı. Birkaç hafta önce denemiştim. Çok hoşuma gitti. Belki bugün yine bununla bir makarna, salata vesaire yapabilirim. Geçelim bir sonrakine. Pınar'ın laktozsuz kakaolu sütü. Neden laktozsuz? Çünkü benim laktoz intoleransım var. Daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum. Ama böyle. Dolayısıyla süt içtiğimde bana çok ızdırap veriyor. Ama laktozsuz sütle gayet mutlu geçinip gidiyoruz. Burada ne var? Kikoma'nın soya sosu var. Salatalarda kullanmak için ben çok seviyorum. Şurada Heinz'ın kırmızı fasulyeleri var. Yine salata için kullanılabilir diye aldım. Aynı şekilde Tad'ın közlenmiş biberi var. Çok seviyorum közlenmiş biber. Bir de kurutulmuş domates. Hastasıyım. Bir paket makarna var. Dediğim gibi makarna yapmayı düşünüyorum. Her alışverişimde
mutlaka almaya çalışıyorum. Bir adet dostluk koması arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü dışarıdaki arkadaşlarımızın bir evi yok, yuvaları yok. Olanları da maalesef insan görünümlü bazı yaratıklar dağıtıyorlar ya da tahrip ediyorlar diyeyim. Dolayısıyla onlar hani ısınacak, yemek yiyecek imkanları çok fazla olmuyor. Ve ben her market alışverişimde mutlaka bir dostluk maması alıp bir yerlerde aç gördüğüm küçük bir arkadaşıma bunu açıp orada bırakıyorum yesin diye. Size de tavsiye ederim. Neden yapmayasınız ki? Hepimiz hayvanları sevmiyor muyuz? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorum kısmında fikirlerinizi bekliyorum. Nasıl videolar istiyorsunuz benden? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Çok konuştum yine, kahretsin. Hoşça kalın.